Merhaba arkadaşlar, Soros Fizik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Madde özelliklerinin 3. videosuyla beraberiz. Bu videomuzda dayanıklılık, adezyon, kohezyon, yüzey gerilim ve kılcallık konularını göreceğiz. Gelin hep birlikte zaman kaybetmeden konumuza geçiş yapalım. Şimdi ilk kısmımız dayanıklılıkla alakalı. Dayanıklılık nedir? Hemen bir göz atacak olursak şöyle yapalım. Dayanıklılık dediğimiz şey katı bir cismin üzerine uygulanan çekme ya da germe kuvvetlerine karşı gösterdiği direnç kuvvetine dayanıklılık denir. Katı maddelerin dayanıklılığı kesit alanıyla doğru orantılı, hacim ile ters orantılıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi dayanıklılığın formülüne baktığımızda dayanıklılık eşittir kesit alanı bölü hacim. Yani ne demek? Dayanıklılık diyor ki size yükseklikle ters orantılıdır diyor. Bakın dikkat edin, yükseklikle neymiş? Ters orantılıymış. Peki nasıl olacak? Bakın. Düzgün geometrik şekle sahip iki cisim vermiş karşımıza. Bunlardan biri silindir, biri ise küp. Kesit alanı bölü hacim oranına bakacak olursak, kesit alanı dediğimiz şey taban yüzeye temas eden alanınız aslında. Peki buranın alanı pi r karedir bölü kesit alanı bölü hacim. Hacim neydi arkadaşlar? Pi r kare çarpı yükseklik, yani h. Buradan dikkat ederseniz pi r kareleri sadeleştirdiğimde ne geldi? 1 bölü h geldi. O zaman dayanıklılığınız 1 bölü h, yani yükseklikte nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır diyebilirim. Peki burada bakarsak, burada da bir küp var. Küpün dayanıklılığına bakarsam kesit alanı a kare bölü hacim nedir? A küptür. Oranlayacak olursam ne gelir buradan da? 1 bölü a karşımıza gelir. Mesela bir küreye bakarsak, kürenin kesit alanı içeride bulunan o en büyük yüzey alanı olarak, pardon, kesit alanı olarak düşünürsek pi r karedir. Bölü hacim nedir peki? 4 bölü 3 pi r küp değeridir. Pi r karelerle r küpler sadeleştirirsek şu şekilde, şunu götürdüğümüzü varsayalım. Ters çevirirsek buradan ne gelir? 3 bölü 4 r gelir dayanıklılık. Yine 3 bölü 4 hepsinde sabit olacağı için, sabit bir katsayı olduğu için aslında burası 3 bölü 4 çarpı yine 1 bölü r'dir. Dikkat ederseniz yine r ile nasıl orantılı? Ters orantılı. Yani yükseklikle ters orantılıdır diyebiliriz. Burada o zaman düzgün geometrik şekle sahip cisimleri kıyaslamalarını yaparken sizin cisimlerinizin taban alanları şöyle, şurası ve burası birbirine eşitse, taban ve tavan alanları birbirine eşitse dayanıklılık direkt 1 bölü h, 1 bölü yükseklik kavramıyla ifade edebiliriz. Bakın burada da küpte de aynı şey geçerli. Mesela bunu biz dikdörtgenler prizması olarak düşünecek olsaydık. Burası A, burası B, şurası C diye düşünün. Bakın kesit alanınız sizin A çarpı B'dir. Hacminiz ise A çarpı B çarpı C'dir. A, B'ler sadeleşti. Ne oldu dayanıklılığım? 1 bölü C oldu. Yine 1 bölü yükseklik aslında. O yüzden düzgün geometrik şekle sahip cisimlerde dayanıklılığı ne kabul edeceğiz? Yükseklik olarak kabul edeceğiz. Yani 1 bölü yükseklik olarak alabiliriz. Bakalım hemen bir örneğimiz var. Yarı çapı R olan, yüksekliği 4 H olan K silindiri ve yarı çapı 2 R olan, yüksekliği H olan L silindiri aynı maddeden yapılmış ve içleri doludur. Bakın aynı maddeden yapıldıysa bunların yoğunlukları eşittir. Peki hangileri doğrudur demiş. Hacimleri eşittir. Bakalım hacim neydi? Silindir için taban alanı çarpı yükseklikti. Pi r kare çarpı 4 tane h. Buraya bakarsak pi çarpı 2 r'nin karesinden 4 r kare çarpı h. Bu ile bu birbirine eşit. Yani buna v derseniz buna da ne diyeceksiniz? V diyeceksiniz. Peki dayanıklılıkları ne dedik? Düzgün geometrik şekle sahipse buranın dayanıklılığı 1 bölü 4 h, buranın dayanıklılığı da 1 bölü h olmalıydı. Bulalım. Kesit alanı bölü hacimdi. Kesit alanımız pi r kare. Hacmimiz pi r kare çarpı 4 h'tan 1 bölü 4 geldi. L için yapacak olursam kesit alanım pi çarpı 4 r kare bölü hacim ise pi çarpı 4 r kare çarpı h'tan şunları oranladığımda da 1 bölü h geldi. Yine dayanıklıklar eşit demiş. Yanlış olur. Kütleleri peki hacimlere eşit değil mi? Aynı maddeden yapıldığı için yoğunlukları da eşitti. D eşittir m bölü v'den m neye eşitti? Dv'ye eşitti. Deve demiştik. Develerimiz eşit olduğuna göre kütlelerimiz de nedir?
Eşittir diyoruz. Yani cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. Geldim adezyon ve kohezyon kuvvetine. Eğer farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine ne deniyormuş arkadaşlar? Adezyon, yani yapışma. Örneklerine bakacak olursak çay tabağının çay bardağına yapışması. Kontak lensin göz küresine düşmeden durabilmesi. Bakın burada lens ile göz farklı maddelerdir. Arada da ne var? Göz suyu var. E burada da o göz suyu ya da göz sıvısı, göz yaşı artık hangi sıvıysa o sıvının aslında yapışma özelliğinden kaynaklanarak lensin göz bebeğine, göz küresine yapışmasını sağlıyor. Burada da yine adezyon kuvveti etkilidir. Ebru sanatında su yüzeyinde bulunan boyanın kağıda yapışması yine farklı iki madde var. Adezyon kuvveti etkilidir. Yaprak üzerinde duran su damlacığının yaprağa yapışması. Burada da yine şöyle düşünürsek işte şu şekilde bir yaprak düşünelim. Bu yaprağın üzerinde bulunan su damlacıklarının yaprağın üzerine yapışması, su damlacığı ve yaprağın farklı molekül olmasından kaynaklı nedir? Adezyon kuvveti etkilidir. Denizden çıkınca su moleküllerinin vücudumuza yapışması aynı mantıkta arkadaşlar. Düşünün, su molekülleri vücudumuza yapışır. Bu da yine neye örnektir? Adezyonu örnektir diyebiliriz. Bal kavanozundan çıkarılan tahta kaşığa yapışması. Ama bakın direkt yapışma diyor. Farklı iki madde var. Tahta kaşık ve bal. Yine bunun adezyon örneği olarak verebiliriz. Boyanın duvara boyadan çıkarılan fırça tüylerinin birbirine yapışması. Bakın burası karışabilir. Boyadan çıkan fırça tüylerinin birbirine yapışmasına baktığımızda arkadaşlar bu fırça tüyünün birbirine yapışması aslında şöyle düşünün. Buradaki fırçalar şöyle düşünün. Şu fırça tüyleri düşünün. Bu fırça tüylerinin arasındaki boya molekülleri fırça tüylerini birbirine yapıştırdığı için burada ne etkilidir? Adezyon kuvveti etkilidir. Adezyon kuvvetinde farklı iki madde olmak zorunda diyoruz. Aynı cins molekül ya da atomların, moleküllerin kendi aralarındaki çekim kuvvetine ise kohezyon yani birbirini tutma diyoruz. Su molekülleri arasındaki kohezyon, civa moleküller arasındaki kohezyondan daha küçüktür. Evet, çünkü arkadaşlar su molekülleri, burada şuna dikkat edin. Kohezyon kuvvetinden bahsediyorsa soruda kesinlikle sıvı ile ilgili bir küreselleşme söz konusudur. Küreselleşme söz konusu olduğu için kohezyon kuvvetleri yüzeyi ıslatmazlar. Islatmadıkları için bunlara biz hidrofobik maddeler deriz. Ancak adezyon bu şekilde değil. Adezyonun zaten anlamı yapışma. Yapışma olduğu için yüzeyi ne yapacak? Islatacak. Islattığı için yüzeye bu maddelere biz hidrofil diyoruz. Yani suyu seven anlamına gelen maddeler adını veririz. Peki ne örnek verebiliriz? İşte yağmur damlacığının küresel şekil alması. İşte bu yağmur damlacığının şu yüzey içerisindeki sıvı moleküllerinin birbirini tutması olayına biz kohezyon örneğini veririz. Kohezyon adını veririz. Civa molekülleri dağılmazlar. Mesela siz bir yüzeye civa moleküllerini döktüğünüz anda orada civa molekülleri böyle yuvarlak küresel halde bulunurlar. Bundan kaynaklı olarak da kohezyon kuvvetinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Adezyon ve kohezyon kuvveti moleküller arası bir çekim kuvvettir. Bu kuvvetler elektriksel kuvvet olarak da ifade edilebilir. Yani adezyon ve kohezyon kuvvetini biz elektriksel kuvvet olarak ifade ederiz. Bakın civa molekülüne bakarsak veya su damlasına bakarsak civa molekülü daha küre ve daha az zemini ıslatmıştır. Bundan dolayı burada kohezyon büyüktür adezyonda. Burada ise küreselleşme söz konusu ancak bunun yanında yüzeyi ıslatma daha fazla. Burada ne olacak? Adezyon büyüktür kohezyon dememiz gerekir. Bazen karşımıza şekildeki gibi tüplerde sıvılar verilebilir. Bu sıvılara baktığımızda birinci kabımızda arkadaşlar boğazım aşırı derecede tahriş olmuş. Bundan dolayı sürekli ıslatmam gerekiyor. Kusura bakmayın ekran karşısında da sıvı aldığım için. Burası birinci kap, burası ikinci kap. Birinci kap ve ikinci kap arasında kıyaslama yaparsak arkadaşlar bakın sıvı molekülü burada sıvıya kaba yapışmış ve yukarı doğru çıkmaya çalışmış.
Bundan kaynaklı burada adezyon büyüktür kohezyon diyeceğiz. Burada ise yapışmamış, küreselleşmiş. Küreselleşme varsa burada ne diyeceğiz? Kohezyon büyüktür adezyon diyeceğiz. Ya da mesela kohezyon sıralamasını yapın derse bize soruda diyeceğiz ki 2 büyüktür 1'den. Adezyon sıralamasını yapın derse 1 büyüktür 2'den diyeceğiz. Yine şekildeki musluk çok çıkar karşımıza. Bu musluğun içerisinde su damlacığına baktığımızda su damlacığının musluğa yapıştığı şu noktada A noktasında yapışma vardır. Buraya biz adezyon diyeceğiz. B noktasında ise su moleküllerinin küresel şekil almasını sağladığı için buna ne diyeceğiz? Kohezyon diyeceğiz. Peki bunun muslukta asılı kalabilmesini sağlayan şey nedir? Musluğun ucundaki su damlacığının ağırlığına Mg dersem, eğer Mg küçüktür adezyon kuvveti olursa, adezyon kuvveti ise ne olacaktır arkadaşlar? Muslukta su damlacığı asılı kalabilir. Ne zaman? Mg'nin adezyon kuvvetinden küçük olduğunda. Mg büyüktür adezyon kuvveti olur ise artık su damlacığı ne yapar? Su damlacığı damlası düşer. Çünkü ağırlık daha fazladır deriz. Yine bir örneğimiz var. Diyor ki adezyon ve kohezyonun karşılarına tika atalım diyor. Suyun cama yapışması. Arkadaşlar suyun cama yapışması yapışma bakın adezyon olacak. Yapıştır hemen. Boyadan çıkan fırçanın uçlarının yapışması. Bakın yapıştır diyor sana. Nedir adezyon? Yağmur damlasının küresel ne dedik? Küresellik ifadesini görüyorsan neyin örneğiydi? Kohezyonun örneğiydi. Islak saçların birbirine yapışması bakın fırçayla aynı mantıktır. Adezyon yapıştır. Hortumdan suyun ip gibi akması. Hortumdan suyun ip gibi akmasına baktığımızda aslında su moleküllerinin birbirini tutmasıyla alakalıdır ve ilerlemesini sağlayan durumdur. Eğer hortumun içerisinden suyun ilerleyişini sorsaydı burada basınç farkı da işin içerisindeydi. O yüzden burada akmasından yani ip gibi akması dışarı çıktığı anlamına geldiğini düşünerekten kohezyon diyorum. Tabağın mutfak tezgahına yapışması adezyon. Çaydanlıktan çayın akması, burada baktığımızda çaydanlıktan çayın akması yine suyun akmasıyla aynı mantıkta kohezyon örneğidir. Sıkılan ıslak kazaktan suyun akması, burası da yine kohezyon örneğidir diyebilirim. Çünkü su molekülleri birbirlerini tutar ve sürükler. Burada kohezyon etkilidir diyorum. Geldim yüzey gerilimine. Yüzey gerilimi önemlidir. Bakın ne diyor yüzey geriliminde? Durgun sıvıların yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey gerilimi denir. Bardakta bulunan sıvı moleküller arasındaki çekim kuvveti, sıvının yüzeyine etki eden hava moleküller arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olduğunda sıvı yüzeyi gergin bir zar gibi görünür. Bu fark yüzey gerilimidir. Yani olay şu. Tabağına doğru yani sıvı moleküllerini etki eden kuvvetlere bakarsak arkadaşlar şu kuvvet ile bu kuvvet birbirini dengeler. Bununla bu birbirine, bununla bu birbirine, bununla da bu birbirini dengelediği için bu cisme ya da bu moleküle etki eden net kuvvet nedir? F net ya da bileşke kuvvet nedir? Sıfırdır. Ama buraya baktığınızda evet bununla bu dengeliyor ama bu alttaki kuvvetleri dengeleyen yukarıda herhangi bir kuvvet olmadığı için burada ne oluşuyor? Bir zar oluşuyor. Bu zar bildiğiniz arkadaşlar su tabakasının birbirlerini tutması sonucunda oluşuyor. O zaman yüzey geriliminde kim etkili? Kohezyon büyüktür, adezyon olursa yüzey gerilimi etkilidir diyebiliriz. O zaman mesela bir su damlacığı düşünün, yağmur damlası düşünün. Bakın yağmur damlasının şeklini çizerken bile belirli bir sınır çiziyorum. Bu sınır bunun aslında zarın bir zar gibi davrandığını, suyun dışarıya dağılmasını engellediğini gösteren bir durum. Bu durumda o zaman şu kısım maviyle çizmiş olduğum şu kısım aslında bizim yüzey gerilimimizin net örneğidir diyebiliriz. Şimdi yüzey geriliminde bazen sorularda bizim kaldırma kuvvetiyle karışabiliyor. Arkadaşlar bunu şöyle düşüneceğiz. Eğer sizin suyunuz, su molekülü ya da su seviyenizi şöyle düşünelim. Şu su tabakası olsun ve üst yüzey olduğunu varsayalım. Eğer sizin üstüne bıraktığınız cisim suyun altına geçmiyorsa, alt kısma geçmiyorsa, üzerinde kalabiliyorsa bu burada zar görevi görüyordur. Bundan kaynaklı yüzey gerilimi vardır.
Ama sizin bıraktığınız cisim zarın altına geçip şu şekilde durabiliyorsa, burada hem sıvının üstünde hem sıvının altında olduğu için burada yüzey gerilimi yoktur. Burada ne vardır? Sıvının kaldırma kuvvetinin etkisi sonucunda bu cisim bu şekilde yüzüyordur. O yüzden böceklerin suyun yüzeyinde durması, toplu iğnenin ataşın suyun yüzeyinde durması, işte nilüfer bitkisinin suyun yüzeyinde, yaprakların suyun yüzeyinde durabilmesi tamamen yüzey geriliminin örneğidir. Ama geminin suyun yüzeyinde durabilmesi yüzey geriliminin örneği değildir. Bu kaldırma kuvvetinin örneğidir. Bir ping pong topunun suyun yüzeyinde durması kaldırma kuvvetinin örneğidir. Yüzey geriliminin örneği değildir. Buna dikkat edin. Peki burada yüzey gerilimini değiştiren, yüzey gerilimini etkileyen durumlar var. Yüzey geriliminin büyüklüğü sıvının saflığına, cinsine ve sıcaklığa bağlıdır diyoruz. Mesela sıcak su, deterjan, sıvı sabun bunları kıyaslayacak olursak. Arkadaşlar diyelim ki elimizi gittik bir yağ tenekesinin içerisine batırdık çıkardık. Böyle bir durumda elimiz tamamen bir yağ tabakasını kaplanmış olacak. Siz bunu bir musluğun altına götürdüğünüzde, musluğun altına götürdüğünüzde su molekülleri bu musluktan yani akan su molekülleri elime çarpar kayar. Çarpar kayar. Elime temas etmesini engeller. Bunu sağlayan şey nedir? Yağın elimin yüzeyinde oluşturmuş olduğu yüzey gerilimidir. Peki ben bunu engellemek ya da bunu çıkartabilmek için ne yapmam gerekiyor? Deterjan kullanmam gerekiyor. Sıvı sabun kullanmam gerekiyor. Sıcak su kullanmam gerekiyor. O zaman sıcak su, deterjan, sıvı sabun bu denilen buradaki verilen ifadeler yüzey gerilimini ne yapıyor? Azaltıyor. Bunun tam tersi durumlarında soğuk su, yağ, tuz ya da gaz basıncı yüzey gerilimini ne yapacak bunlarda? Yüzey gerilimini artıracaktır diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Yüzey gerilimi ile ilgili yukarıdaki verilen olaylardan hangilerinde yüzey gerilimine örnek verilebilir demiş. Toplu iğnenin batmadan su yüzeyinde durabilmesi bahsettim. Sabun köpüklerinin havada asılı kalması. Sabun köpüklerinin havada asılı kalmasında da dikkat edin bir balon şeklinde olması onun bir yüzeyinin geriliminin olduğundan bahseder. Ancak o köpüklerin küresel şekil almasından bahsetmiyor. Havada asılı kalması diyor. Havada asılı kalabilmesinin kaynağı nedir? Biraz önce bir önceki videomuzda bahsettik. Neydi orası da? Yoğunluk farkıydı değil mi? O zaman burasını alamayız. Çay bardağının çay tabağına yapışması neydi? Adezyon kuvvetiydi. Bu da olmaz. Yalnız bir cevabımızdır diyoruz. Geldim kılcallık kısmına. Kılcallığa baktığımızda bir sıvı ile bir maddenin moleküller arasındaki çekim kuvvetinin sıvının kendi moleküller arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması sonucunda gerçekleşen etkiye kılcallık denir. Bakın tanıma tekrar bakalım. Bir sıvı ile bir madde moleküller arasındaki çekim kuvveti dediğimiz şey adezyon değil mi? Sıvının kendi moleküller arasındaki çekim kuvveti. Bu da kohezyon değil mi? O zaman kılcallık olayında ne etkiliymiş? Adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden büyük olursa kılcallık oluyor. Kılcallık olmalı ki madde yükselip ya da alçalma olayı gerçekleştirebilsin. Kılcallık olayı adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle sıvıların yüzey geriliminden kaynaklanır. Zaten bahsettik. Mesela gaz lambasından gaz yağının fitilinin üst ucuna taşınması. Burada da arkadaşlar işte bunu şöyle düşünün. Bunu gaz yağı olarak düşünün. Burasını yağ olarak düşünün. Şunu da fitil olarak düşünün. Siz bu fitil zamanla yukarıya doğru yağı çekiyor, çekiyor, çekiyor. Buradan çakmakla ateşi yaktığınızda ne elde ediyorsunuz? İşte burada bir alev elde ediyorsunuz. Bu alev de etrafın aydınlanmasını sağlıyor diyebiliriz. Burada yine kılcallık etkili. Ağaç köklerinin suyu yapraklara taşıması aynı mantık. Spor malzemelerinin tere emmesi. Mesela tişörtünüzün bir noktası terlediğinde ya da ıslandığında tamamının zamanla ne yapması? Islanması kılcallık olayının örneğidir. Ucu çaya batırılan peçetenin tamamının ıslanması da yine kılcallık olayının örneğidir. Kan tahlili sırasında parmak ucuna batırılan iğne sonrasında kanın parmak ucuna gelmesi, tüpe dolması. Bakın parmak ucuna geldiğinde damarlar yoluyla parmak ucuna gelmesi kılcallık örneğidir. Tüpe dolması da yine kılcallık örneğidir. Çünkü tüpün içerisinde de sizin kan molekülleriniz ilerlediği için burada da yine kılcallık örneği örnek verilebilir. Kılcallık örneğinde illaki sıvının yükselmesi şart değil. Civadaki B şekline baktığınızda
Civa ne yapıyor? Alçalıyor. Bu da bir kılcallık örneğidir. Buna dikkat edelim. Çünkü kılcallığın tanımında da zaten şunu söylüyor bize. Kılcal borularda sıvının yükselip alçalması olayıdır diyoruz. O yüzden kılcallık olayı önemli. Buna göre demiş, yukarıdaki verilen olaylardan hangileri, bu durumlardan hangileri kılcallık olayıyla ilgilidir, adezyonla ilgilidir, kohezyonla ilgilidir, yüzey gerilimiyle ilgilidir diye. Civa damlasının küresel olması ne ile alakalıydı arkadaşlar? Kohezyonla alakalı. Süngerin suyu çekmesi kılcallık. Karabiber taneciklerinin suda yüzmesi yüzey gerilimi. Çiçek dolu vazodaki suyun azalması, köklerden yapraklara çekmesinden kaynaklı kılcallık. Çatıdan akan yağmur suyunun tavanı ıslatması, kılcallık. Tozların sehpaya yapışması, bakın yapışma katılarda da olur, dikkat edin, adezyon. Yağmurda saçımızın ıslanması, buraya baktığımızda saçımızın ıslanması aslında yüzeyi ıslatma molekülü gibi düşünsek de aslında o iki saç telinin birbirine yapışmasından kaynaklıdır. Adezyon etkilidir. Musluktan suyun damlaması. Burada da damlama olayında küreselleşme söz konusuydu. Ne vardı burada? Kohezyon vardı dedik. Evet, üçüncü videomuzu da madde özellikleriyle ilgili üçüncü videomuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Anlaşılmayan yer varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.